pes artık. Aranıza güvenlik duvarı çektirdiğim halde hala mı kavga ediyorsunuz? Haftanın sonuçlarını alalım. Evet, haftanın sonuçları geliyor. Evet, evet, beliriyor. Hadi. Şimdi açıklayacağım. Haftanın sonucu, evet. Hades kazandı. Ya! Alnımın teriyle kazandım. Onu karıştırma. Bir kere alın teri kutsaldır. Bazen kötülük de alın teriyle kazanılabilir Selena. Evet. Ütopya yasalarına göre kazanana ödülünü, kaybedene de bir ceza vereceğiz. Evet yüceğimiz. En ağır ceza ile cezalandırın bu iyilik dümbeleğini. Dümbelek. Selena'ya ceza olarak Ütopya Milli Kütüphanesi'ni toparlama ve düzeltme cezasını veriyorum. Bu ne ya? Camları sildirseydiniz bari Yüce Onos. İlk bakışta kolay bir ceza gibi görünse de Selena'ya oldukça ağır bir ceza verdim. Çünkü Ütopya Milli Kütüphanesi çok dağınık ve düzensiz bir durumda. Kitapları toparlamak, yerleştirmek, düzenlemek, tasnif etmek oldukça uzun bir zaman alacak. Hatta Selena'ya uzun süre dünyaya gitmeme cezası verdim gibi geliyor bana. O zaman çok güzel bir cezaymış bu. Olur. Evet Selena. Cezanı çekmeye gidebilirsin. Evet Yüce Onos. Bence şimdi de benim ödülüme geçsek. Doğrusunu söylemek gerekirse senin ödülün hakkında aklıma özgün bir fikir gelmedi. Bu durumda kötüler mahzenine gidip kendine oradan bir yardımcı seçebilirsin. Oh, çok güzel bir ödülmüş Yüce Onos. Şimdi kendime kötüler mahzeninden son model sıfır bir kötü seçmeye gidiyorum. Ben kaçtım Yüce Onos. Doğudaki küçük bir köyde özel okul yaptırmak için yardım etmek ister misin? Zengin köylü kardeşlerimize yardım edelim. Ne olur bunu bana yapın. Lütfen elimizden tutun, para verin bize. Bunu niye gidiyorsunuz? Ya şu plansızlık çok kötü bir şey ya. Böyle otur otur nasıl tutar tarafımız? Sorma abicim, kimle konuşsam herkes bir yere gidiyor. Biri Antalya'ya gider, biri Abant'a gider. Bir biz kaldık İstanbul'da böyle yani. Bizden sıkıldınız galiba Ozan Bey. Sence İstanbul'un kendine özgü güzellikleri yok mu? Var canım tabii. Mesela Sultanahmet var, Kız Kulesi var, Dolmabahçe Sarayı var. Başka? Başka? Anadolu Hisarı var. Başka? Rumeli Kava. Sen varsın aşkım, sen varsın tabii ki ya. Sonunda. Peki siz Erdem Bey, İstanbul'un güzelliklerinin farkında mısınız? Senin her yer bana güzel aşkım. Gör gör. Bravo abi, iki dakikada sattın hemen. Satarım. Ya böyle güzel bir havada nereye gidebiliriz? Bir kere yakın mesafeli olmalı. Evden ancak öyle izin alabiliriz. Evet, yakın olmalı, bir de deniz olmalı. Yakın olmalı, deniz olmalı, bir ağaçlar falan olmalı. Evet, yakın olmalı, deniz ve ağaçlık yer kesin olmalı. Ya yani olmayacak tek şey de trafik olmalı. Adalar! Adalar! Evet abi, adalara gidiyoruz. Hem yakında, süper olur, süper. Vallahi bana uyar. Hem bisikleti falan bineriz orada. Yok abiciğim, bisiklet olmaz. Biliyorsun geçen hafta başımıza gelenlerden sonra bisiklet işi yaş iş abi. O zaman kızlar hazır olun. Okul çıkışı adalara gidiyoruz. Aa, Müşir'in değil mi? Civciv. Hadi gidelim bari ya. Civciv, civciv, civciv. Demek ki hep birlikte adalara gidiyoruz. Ozan'ı sana yedirmem Selin Hanım. Görürsün sen. Abi şuradaki kılıcım değil mi ya? Değilim. Yani değil. Evet. CV'ne bakalım Tamaracığım. Oha!
Bu ne be? Dur bakayım. Haçlı seferleri. İngilizisyon mahkemeleri. Taht kavgaları. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının çıkarılması. Hiroşima'ya atılan atom bombasında da senin parmağın mı var Tamara? Açıkça söylemek gerekirse CV'n inanılmaz. Kötü olarak başarılı olduğunu biliyordum. Ama CV'nin bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim Tamara. İşte zamanında yaptık bir şeyler. Tamara, bu CV bende olacak. Dünyada kötülük peşinde koşar mıyım be? Direkt Ütopya'nın cumhurbaşkanlığına oynarım. Gerçi bunu hala yapabilirim. Tabii ki benim gibi hem sözde hem de özde kötüyü Ütopya nereden bulacak be? Hades, artık siyasi hırslarını bir kenara bıraksan da işimize baksak. Haklısın Tamara. Zaten avlanma yasağında avlanmaya teşvik ettiğim balıkçılar da bana böyle devam et dediler. Yani mesaj alındı. Bak Hades, beni kötüler mahzeninden çıkardığın için sana kötülük savaşında yardım etmeye hazırım. Eksik olma Tamara. Ama senden bir ricam olacak. Benim Selena'yla özel bir hesaplaşmam var. Bu yüzden anlayacağın pençelerim kötülük çekiyor. Önce Selena'yı yok etmeme izin ver. Daha sonra bütün işlerini hallederiz. Ah Tamara, tabii ki Tamara, tabii ki. Sen Selena'ya kötülük yap, gerisine karışma be. Yani anlaştık. Tabii ki anlaştık, tabii ki. Ah çok heyecanlandım. Dansım geldi. Kötülük dansı. Kötüyüm. Neyse, ileride sen de yaparsın Tamara. Bu kadar dans yeter. Şimdi seni Selena'nın yakınlarıyla tanıştırayım. Haydi kaybolalım. Son 20 dakika çocuklar. İşte burası Tamara. Neden geldik buraya? Yoksa kötülük artık ders kitaplarında da mı okutulmaya başlandı Hades? Ah keşke Tamara, keşke. Nerede o günler? Ama seni buraya getirmemin nedeni iyilik meraklısı genetik ikizin Selena'nın sevgilisi Burak'a göstermek. İşte şurada boş boş oturan. Yani Selena'nın sevgilisi bu mu? Evet, maalesef. Gerçekten yakışıklıymış. Tamam Tamara, kötülükler mahzeninde uzun süre kalmaktan canın sıkılmış belli. Ama artık amaca odaklan. Tamam tamam, kusura bakma. Ayrıca kötülükler mahzeninde mutant görmekten yakışıklı erkek ne demek unutmuşsun galiba. Bu fasulye sırığı mı yakışıklı? Şuna bak be, bir kere bu denize düşse boğulmaz. Ya, neden boğulmaz? Çünkü tipik ayık. Kendimi bile şaşırtıyorum be. Hem kötü hem yakışıklı, aynı zamanda çok komik. Yani üçü bir arada. Böyle bir erkeğe hangi kadın hayır der ki? Ya neyse. Nerede kalmıştık? Yani Selena'ya kötülük yapmak istiyorsan Burak'a Selena'ymış gibi yanaşıp ondan sonra onu kendinden soğutacaksın. Tamam. Hiç merak etme. Çok güzel. Çok güzel. Şuradaki iyilik meraklısı iki tane veleti görüyor musun? Görüyorum.
İşte o iyilik meraklısı iki Ferit, Selena'nın yardımcıları. Bir de bunların küçük modeli var ama o başka sınıfta okuyor. Bunlara elinden geldiği kadar kötü davran Tamara. Hiç elini korkak alıştırma. Sen hiç merak etme Hades. Eğer üç bücür de Selena'nın arkadaşıysa benim düşmanımdır. Çok güzel Tamara, çok güzel. Güle güle düşmanlar. Hoş geldiniz dostlar. Şuradaki kıvırcık saçlı kızı görüyor musun? Görüyorum. Ne kadar güzel. İkimizin de göz problemi yok demek ki. Bak bu da çok komik. Neyse, oradaki kıvırcık saçlı kızın adı Kıvılcım. İyilik meraklısı Beretlerin kuzeni. Senden istediğim Tamara, bu kıza kesinlikle kötülük yapmayacaksın. Çünkü o kızda inanılmaz bir kötülük cevheri var. Anladım. Kıvırcık bizden. Kesinlikle. Dur, hatta buraya gelmişken kötülük meraklısı müttefiğimize bir yardım edelim değil mi? Baksana, daha bir soru bile cevaplamamış. Dur bakalım, üçüncü soru neymiş? İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Ya yapma Kıvılcım be. Bu kadar kolay soru cevaplanamaz mı? Yaz. Mehmet Ali Erbil. Ah, şimdi aklıma geldi. Üçüncü sorunun cevabı Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil. Heh, yaz. İşte kötüler arasındaki dayanışma da böyle bir şey Tamara. Neyse. Şimdi sana okuldaki bir diğer kötü müttefimizi göstermenin zamanı geldi. İyi dersler Burak Beyciğim. Ah işte gerçek kötü lafının üstüne gelir be. Buyurun Fitnat Hanım, bir şey mi istemiştiniz? İşte bu okul müdüresi Fitnat. Kendine has çok enteresan kötülük yöntemleri vardır. İzle. Yani bu da bizden. Kesinlikle. Şey diyecektim Burak Beyciğim, acaba dersiniz bittikten sonra okulda birazcık daha kalabilir misiniz? Sizinle bazı öğrencilerin durumları hakkında istişarede bulunmak istiyordum ben. Tabii, kalırım efendim. Çok teşekkür ederim Burak Beyciğim. O zaman ben gideyim. Yani. Ama yardıma ihtiyacınız varsa kalabilirim de. Teşekkür ederim, ben kendim hallederim. Bana pek de kötüymüş gibi gelmedi Hades. O kadar kesin karar verme Tamara, izle. Pişt! Tembel burslu! Sen gizemi kağıdına mı bakıyorsun bakayım? Hayır hocam, bakmıyorum. Sus, cevap verme, yalancı bakıyordun gördüm. Kırarım senin bacaklarını. Gizemciğimin babası okula o kadar bağışı, sen kızının kağıdına bakıp kopya çekesin diye mi yapıyor? Tembel burslu! Fitnat Hanım, rica ederim, burası benim sınıfım. Hem Emre sınıfın en çalışkan öğrencilerindendir. Tabii ben biliyorum da şey olmasın diye ben... iyi dersler. Demedim mi sana kötüdür diye? Haydi Tamara, göster kendini. Seni seçmemin ne kadar doğru bir karar olduğunu göster bana. Hiç merak etme Hades. Kötülük konusunda yüzlerce yıllık birikimim var. Nasıl? Selena'ya benzedin mi? Fiziksel olarak tıpatıp Selena'nın aynısı oldun. Ama sakın ruhsal olarak benzeme Tamara. İyi. İstesem de benzeyemem zaten. Haydi Tamara, göster gününü Burak'a. İsmin ne dediği söyleyiverdim Tamara, Tamara. Birden ben ona kalbimi verdim Tamara, Tamara. Ya bunu söylerken canım temizlik yapmak istedi. Neden acaba? Neyse. Selin, bikinileri alacak mıyız? Niye? Daha denize giremeyiz ki. Havalar yeteri kadar ısınmamıştır. Doğru. O zaman hırkalarımızı alalım. Evet, vapurda işleyebiliriz. Allah! Mayon nerede, gördün mü? Mayonu niye arıyorsun ki Nazlıcığım? Ne yapacaksın mayoyu? Belki hava güzel olur, denize gireriz. Nazlıcığım, sen bizimle gelmiyorsun ki. Neden? Bak, orası çocuklara pek uygun bir yer değil. Senin canın sıkılır orada. Canım sıkılmaz, ben de gelmek istiyorum. Nazlıcığım, biz orada yürüyerek gezeceğiz. Sen yorulabilirsin. Yorulmam. Gerekirse özel gücümle koşarım.
Nazlıcığım bak, söz bir gün birlikte gideriz, tamam mı? Sen şimdi evde kal, güzel güzel oyna. Tamam. Ozan, sucuk ekmek için çok sağ ol abicim. Rica ederim oğlum, aramızda lafı mı olur? Ya abi olmuyordu, nereye kadar gidecek böyle? Bütün paraları sen veriyorsun. Ne bileyim abicim, gittiği yere kadar işte ya. Yani gün gelir benim ihtiyacım olur, kimden isteyeceğim o zaman? Ne bileyim işte abi. Ama çok lezzetliymiş biliyor musun? Ozan, yani farkında mısın bilmiyorum ama hayatımızın en güzel yılları kızları bekleyerek geçiyor. Abicim haklısın da ona bakarsan bir insanın hayatı boyunca kırmızı ışıkta beklediği süreyi düşün. İyi de durup dururken niye böyle bir şey düşüneyim ki? Alt tarafı sucuk ekmek aldın Ozan'cığım yani. Abicim o zaman sen Kıvılcım'ın neden burada olduğunu düşünmeye başla, tamam? Allah'ım. Aaa! Ozan Erdemciğim de buradaymış canım. Ne haber Ozan'cığım? Ne haber Burslu? Ne hayırdır, ne işiniz var burada? Selinleri bekliyoruz Kıvılcım. Beraber adaya gideceğiz de. Aaa! Görüyor musun? Biz de adalara gidiyoruz. Ay şans işte! Ay kızlar, biz bunu daha önceden planlamadık mı? Sus Dilara! Ay canım ne güzel oldu. Biz de üç kız yalnız başımıza adaya gitmemiş olduk değil mi? Ozancım hayatım, sizinle birlikte gelsek sorun olmaz değil mi? Ama başka planlarınız varsa biz engel olmayalım. Ama ne sorun olacak canım sende? Yok canım. Yani siz de adaya gidiyorsanız ne yapalım artık? Beraber gideceğiz. Yani bizim için bir sorun yok ama kızlar neden bilemem. Hangi kızlar? Hangi kızlar olacak Kıvılcım? Selin'le Leyla tabii ki. Ay onlar daha da ne demek olduğunu bilmezler Ozancığım. Onlar da mı geliyorlar? Ah neyse canım, derdi çokluk. Orada eğlence. Ozancığım hayatım, çantamdan fotoğraf makinesini çıkarabilir misin? Kıvılcım tabii. Fotoğrafımızın ismi Bir Yolculuğun Hikayesi. Ozan'la bizi al şimdi. Çık 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 yap. Çekeyim canım. Peynir değil. Peynir. Sen değil Dilara. Aman da aman da Ozan. Ay çok güzel anı oldu bu bize. Selin. Hayırdır, Kıvılcımları da mı çağırdınız? Tesadüfen karşılaştık. Asıl size hayırdır, siz kuponla mı katılıyorsunuz bizim gezimize? Ay aman şunların sevimliliğine bak. Gezimize mi? Ozan. Erdem. Selin'cim burada karşılaştık onlarla. Ya tesadüfen Selin'cim. Yani kader işi, şans. Arkadaşlar ya hadi vapur kalkmadan binelim ya. Ay evet hayatım, çok güzel olacak. Hep beraber adaya gidiyoruz. Ay, müsaade anneciğim. Ay Selin ben de seni Yok canım. Adada kız başlarına yalnız kalmasınlar değil mi? Ayıp olur Selin'cim. Olmaz Ozan, olmaz. Of. Ay Ozan'cığım hayatım, ben çok yoruldum. 2 dakika ona çantamı taşıyabilir misin? Ne olur. Taşıyamaz canım. Tamam Kıvılcım, tamam ver. Taşırım. Sağ ol hayatım. Ne yapıyoruz? Önce faytona binelim. Tepeye çıkarız. Ha bana uyar. Evet evet.
O zaman ben, İrem, Ozan bir faytona binelim. Siz de başka bir faytona binersiniz artık. Ay bir de Erdemciğim de bizimle gelirse ben çok mutlu olurum şahsen. Oldu canım. Yok canım. Var canım. Hayır Kıvılcım. Faytona bineceksek biz bizim grupla, siz sizin grupla gidelim. Ya arkadaşlar kavga edeceğimize hep beraber yürüyerekten gitsek böyle ne güzel olur değil mi? Evet evet. O zaman siz faytona binin, biz de Ozancığımla dolaşalım. Olmaz Kıvılcım. Yürüyeceksek hep birlikte yürürüz. Tamam o zaman. Siz bu tarafa gidin. Biz de Ozancığımla bu tarafa gidelim. Kıvılcım hep birlikte yürüyoruz topluluk halinde. Tamam o zaman. Yürü Kıvılcım, yürü Tanrım. Kızlar yoruldunuz mu? Ben hiç yorulmadım. Ben de hiç yorulmadım. Ben bu yola aşağıyım tekrar yukarı çıkarım. Ben de çıkarım. Ben var ya senin yürüdüğün yolun iki katını yürürüm. Kıvılcım ben... Ya kızlar tamam tamam kavga edeceğimize şu adanın güzelliklerine konsantre olsak böyle... Oh! Teşekkür ederim hayatım. Senden bahsetmiyor Kıvılcım. O zaman böyle olmayacak faytona binelim artık. Evet bazıları gereksiz yere ağırlık yapıyor. Hadi faytona binelim. Hadi hadi hadi. Kıvılcım biz aslında Selinlerle beraber binecektik. Siz şu öndeki faytona binin biz sizi takip edelim ha. Duydunuz kızlar. Biz Ozan'la beraber Selinleri alıp faytona biniyoruz. Siz de bizi takip edeceksiniz. Kıvılcım siz öndekine bineceksiniz biz sizi takip edeceğiz tamam? Evet tamam kızlar siz öndekine bineceksiniz. Kıvılcım binsene öndeki faytona ya. Allah Allah bela oldu başımıza. Ben şey dedim Selin'cim onları sıkıştırmayayım dedim. O zaman da biz sıkışıyoruz ama. O zaman. Kıvılcım siz öndekine binin hadi hadi. Tamam o zaman ama bizi takip edeceksiniz tamam mı? Tamam. Bak Ozan'cım bu benim uğurlu kalyem tamam mı? Yanında bulunsun ne olur ne olmaz. Cadı. Ozan. Hadi binelim Selin'cim. Of Dilara ya. Tüh ya neredeler? Kaçırdım. Kayboldum işte. Korkuyorum. Beni istemezlerse böyle kaybolurum. Yanında kız arkadaşım var alamam falan diyemiyorsun değil mi? Bırakmıyor ki peşimizi. Ya evet. Ama sen de bu durumdan fazla şikayetçi değilsin galiba Ozan Bey. Selin'cim ben arkadaşımız diye öyle dedim ya. Sonuçta siz de aynı evde kalıyorsunuz. Ha, Selin ayıp olsun, Kıvılcım ayıp olmasın yani Ozan. Bravo sana. Abi sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Bir sus. Ne bileyim ya, kaptırdım birden kendimi. Ozan, bak el sallayın. Kurtulmamız gerekiyor. Yoksa Gezi'yi bize rezil edecekler. Evet. Ya neden Fayton'un keyfini çıkartmıyorsunuz? Kıvılcımlar yanımızdayken çıkartamıyoruz Erdem. Ne yapalım? Bence biraz yardım alalım. Yapabileceğimiz bir şey varsa memnuniyetle. Aslında önümüze çıkan ilk sapaktan dönebiliriz. Eyvallah Minik abla. İşte şimdi daha fayton gezisinin tadını çıkarmaya başladım bile. Ah! Çok da bırak! Aha! Ne
Gözden kayboldular. Sonunda kurtulduk. Nereye gittin? Bebeğim ben Dilara. Ozan! Ne yapacağız şimdi ya? Sırlaşma hemen. Ne gördün tabii Ozan'dan. Yani mümkünse içinden geldiği zaman sarıl Erden. Ama... Selin abla! Leyla abla! Neredesiniz? Ben yalnız başıma ne yapacağım burada? Ya neden beni yanınıza almadınız ki? Vapurlar da yok. Kimse yok burada. Korkuyorum işte. Selena da yok. Eyvah! Bu adamlar da kim? Ne yapacağım ben şimdi? Aa, kapı açık. İçeride en azından bana yardım edecek biri vardır. Hem amcamı ararım. Oku! Ellerini çabuk tut! Donlara baktın mı sen? Baktım baktım! Tamamdır! Ben yataktasını hallettim. Şimdi salonu indirelim. Tamam, sessiz ol biraz. Tamam. Evde kimse yok mu? Kimse yok mu? Birisi var orada. Ses çıkarma. Arıza çıkarsa indiririz. Evde kimse yok mu? Bana yardım eder misiniz? Doktor bakalım. Uley! Küçücük bir kızdan mı korktuk? Ne işin var senin burada? Ha? Ben kayboldum. Siz kimsiniz? Biz. Üzerinin sahibiyiz. Evet, sahibiyiz. Sahibiyiz. Neden eşyaları topluyorsunuz o zaman? Taşınıyoruz çünkü. Taşınıyor. Taşınıyoruz. Yalan söylemeyin, siz hırsızsınız. Başımıza neler tutacak? Tut şunu bahsi. Ne işti lan bu kız? Ne oluyor be? Bu içinde bir şey var herhalde. Küçücük kız! Yakala lan! Sakarsın sen, sakar! Ya bu kızdan mı korkacağım sakin? Nerede lan bu kız? Buradayım, hadi yakalayın beni! Aha orada, aha orada! Bekle. Nerede bu kız ya? Devi, kaçmış gitmiş. Yardım edin! Bak güzel kız, şeker kız. Nereden geldin, hangi gezegende mi geldin bilmiyorum. Ama çöz bizi. Ne istersen yaparım, kaç para istersen veririm. Söz! Ben senin bir sorun kalmadım. Ne istiyorsun peki? Çikolata, pasta, dondurma. Ya. Ne oluyor burada? Buna ev soruyorlar. Biz, biz. Yok öyle bir şey. Burası amcamın ev. Amcam, amcam. Amcan Japon mu senin? Bu evde iki tane Japon kalıyor. Japon? Evet. Japon, Japon. Benim dede Japondur. Yemin içtim valla. Bunları karakolda anlatırsın. Sen bunları bu hale nasıl getirdin? Bu kız uzaylı abicim. Küçücük kız. Utan kendinden. Adın ne senin? Söylemem. Tanımadığım kişilerle konuşmam ben. Aferin. Ben bu sitenin bekçisiyim. Adım Ömer. Benden korkmana gerek yok. Önce bu hırsızları adalete teslim edelim. Sonra seninle ilgileniriz. Tamam mı? Tamam. Biz hırsız değiliz abicim. Ben bu evi satın almak istiyordum. Tabii. Bu da emlakçı. 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 Kolay gelsin. Ben uyum sitesinden bekçi Ömer. Bir hırsızlık ihbarında bulunacaktım. Polis dedi. Sarma harikaymış. Vallahi abicim, benim sevgilim diye söylemiyorum ama kesin Selin yapmıştır. Değil mi Selin'cim? Hayır, bence kesin Leyla sanmıştır. Maalesef ikiniz de yanıldınız. Evet, çünkü bu pikniği yiyecek sponsoru Müstesna teyze.
Vallahi sağ olsun 2 dakikada kek bile yapıverdi bize. Allah ondan razı olsun. Ve keçilerine mukayyet olsun. Bakalım Selena'nın 3 bücürü nerede? İşte bücürler buradalar. Acaba bu bücürlere nasıl bir kötülük yapsam? Bu minova çok güzel değil mi? Evet, baksana pırıl pırıl. Hava mı dediniz? Tabii ya. Birazdan görürsünüz havayı civayı. Evet ya, bir rüzgar esti, soğuk oldu. Ben de üşüdüm biraz. Tüh ya, denize girecektik. Ay, teşekkür ederim canım. Rica ederim. Erdem, sen üşüyeceksin. Senin aşkın olduktan sonra ben kutupta bile üşümem. Oo. Abicim, bu lafın üstüne ben bile ısındım vallahi. Yani. Sayın ada sakinlerinin ve misafirlerimizin dikkatine. Aniden çıkan ve giderek şiddetini artıran lodos nedeniyle vapur ve motor sefer tarifelerinde değişikliğe gidilmiştir. Adadan son vapurun saat 19'da kalkacağı halkımıza duyurulur. Saat kaç Ozan? 7'ye çeyrek var. Ne? O kadar oldu mu? Ya acele etmezsek son vapuru kaçıracağız. Hemen toplanmamız lazım. Evet, hemen toplayalım bunları. Uf ya, kızlar hiçbir yerde yoklar. Kesin Ozan'ı kaçırdı bu ezikler. Kaçırabilirler ama saklayamazlar. Ozan'ı bulacağım. Ya Kıvılcım, 15 dakika sonra vapur kalkacak da biz nasıl yetişeceğiz? Ya Ozan'ı bulmadan hiçbir yere gitmiyoruz kızlar. Korkak olmayın, cesaret. Ama burada kalacağız, son vapur diyor. Ya zaten 15 dakikaya kadar biz iskeleye anca geçeriz ya. Ya kızlar bir dakika. Ozanlar da aynı anonsu duydu. Orada olurlar o zaman. Evet. Ada havasıyla da buna mantıklı şeyler söylemeye başladı. Hadi kızlar, iskeleye kadar koşuyoruz. Bekle beni Ozan'ım! Seni kurtarmaya geliyorum aşkım! Koş! Emlakçıyım ben güzel abim. Yanlış bir anlaşılma olmuş. Emlakçı abim doğru söylüyor. Ben de ev bakmaya geliyordum. Emlakçıymış, yürü ya. Bakalım. Yeni evini beğenecek misin? Gösterim ben sana. Senin yüzünden dedim ben sana. Sen nasıl onları bağladın bakayım? Çok kolay oldu. İsmini hala söylemedin. Nazlı. Tamam Nazlı. Anlat bakalım. Buraya kiminle geldin? Ablamlarla. Ablanlar burada yani. Evet. Onlar faytona bindi ve gitti. Ben de kayboldum. Şansın varsa hala adadadırlar. Son vapuru kaçırmazlar. Eğer onları bulamazsak ne olacak? Ben seni gideceğin yere kadar bırakırım. Tamam mı Nazlı? Teşekkürler Ömer abi. Aslında ben teşekkür ederim Nazlıcığım. Abicim, vapur seferlerinin hepsi iptal olmuş. Allah'tan bu motorlar var. Kalacaktık adada. Bu arada nerede bizim kızlar? Ya motorda yerizeye çekirdek falan almaya gittiler. Gelirler şimdi. Abi bir an önce acele etseler iyi olacak. Kalacağız yoksa. Vapur da yok. Hayatım. Neredeydiniz? Ay sonunda buldum ben seni ya. Selinlerleydik Kıvılcım. Şöyle biraz gezdik. Of Kıvılcım, bir dur. Şöyle biraz gezdik. İşte onları bekliyorum. Kıvılcım, bekliyoruz onları. Onlar mı? Onlar da sizi arıyorlardı. Şimdi bindiler motora. Evet, sizi arıyorlardı. Şahsen ben de gördüm. Allah Allah. Bizi beklemeden bindiler mi yani? Evet, bindiler. Ben kendi gözlerimle gördüm. Biz de binelim o zaman ya. Hadi binelim. Binelim Ozan da yani. Neden bizi beklemeden bindiler hala anlamıyorum. Ozancığım, bindikten sonra Titanik yapalım mı? Yaparız Kıvılcım, yaparız. Tamam. Söz mü? Söz Kıvılcım, söz. Hadi söz, gidelim. Hadi yürü. Sen of. De gel. Of.
Ya Kıvılcım, motor kalkmak üzere, burada olduklarına emin misin? Tabii eminim, gir. Hadi. Geliyorum. Başardım. Aa, nerede bunlar? Burada bekliyorlardı. Acaba bizi merak edip kuru yemişçiye mi gittiler? Ama vapur kalkmak üzere. Ne yapalım, binecek miyiz? Olmaz, onları almadan binmeyelim. Doğru. Ya Kıvılcım, burada oldukta... Selin, Leyla... Ay, yapayım! Selin, Leyla... Ozan, Erdem, bizi beklemeden binmişler. Kıvılcım da oradan. Aa, motor kalktı. Ne yapacağız? Aa, Ozan, Erdem, ya ne işiniz var motorda? Abi, kızları orada bırakamayız. Ne yapacağız abi? Kaptanla mı konuşacağız? Hayır abicim, atlayacağız. Ne? Ya sakın atlamayın. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır abicim, şaka maka değil, atlayacağız diyorum işte. Korkuyor musun yoksa? Ne korkacağım ya? Sen atlarsan ben de atlarım aşkım. Kıvılcım, çekil ya, çekil. Selin, geliyorum. Leyla, ben de geliyorum. Sakın atlamayın, çok tehlikeli. Selin, seni orada bırakamam. Tutmayın beni, ben de atlayacağım. Bırak. Ay Kıvılcım, yapma, kıyafetlerini daha yeni aldın. Abi, ben yüzme bilmiyorum. Olsun abicim, olsun, öğrenirsin, hadi. Atla abicim, atla. Ozan, iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Üzümüzü kopardınız ya. Niye atladınız ki motorda? Tutmuyorum ben. Alın bunları arkadaşlar, ısınırsınız. Yalnız bu yaptığınız çok tehlikeli. Başınıza bir şey gelmediği için çok şanslısınız. Kız arkadaşlarımızı burada bırakamazdık. Abicim, donuyorum. Abicim, ben de donuyorum ama en azından sevdiklerimizin yanındayız. Yani adayı bugün birbirine kattık. Başımıza daha neler gelecek bilmiyorum. Abla! Nazlı! Nazlıcığım, iyi misin? Nazlı, ne işin var senin burada? Sizi takip ettim. Ne? Nazlı, sen bütün gün adada mıydın? Ya Nazlı, nasıl takip edersin bizi? Ya kaybolsaydın? Ömer abi yardım etti. Ömer abi kim? Benim. Üstteki senin bekçisiyim. Geçmiş olsun çocuklar. Sizler de ıslaksınız. Motordan atladılar. Ay, başımıza gelenlere inanamıyorum. Bu motor da gitti, kaldık burada şimdi. Ozan, donuyorum ya. Of. Abicim, donuyorum. Yeter, ben de donuyorum ama konuşmuyorum o kadar ya. Ne yapacağız biz burada Allah aşkına? Ay, ne demek ne yapacağız? Sandal kiralayacağız tabii ki. Kıvılcım, sen de biraz safsın galiba. Sandalla Bostancı'dan Sarıyer'e gitmek ne kadar uzun sürüyor, sen biliyor musun? Dilara, ada havası zihnini biraz açar diye düşünmüştüm ama hiç açmamış anlaşılan. Sarıyer'e değil, biz adaya geri dönüyoruz. Adaya mı? Evet, Ozan'ı o efendisiyle baş başa bırakacağımızı sanmıyorsunuz herhalde, değil mi? Bakar mısın amca? Biz sandal kiralamak istiyorduk. Sandal kiralamak mı? Evet, adaya gideceğiz. Evladım, bu havada sandal kiralanır mı? Aman sana ne be! İster kiralarım, ister kiralamam. Parasıyla değil mi? Kusura bakma evladım. Bu havada ben sandalımı kiralatmam. Alabora olursunuz. Aman tamam be! Kiralamazsan kiralamam. Biz de bu güzel amcacımdan kiralarız. Değil mi amcacım? Maalesef evlat. Deniz kudurdu. Bu havada ben bile denize çıkamam. Ya of ya! Bir de memlekette özgürlük var denir ha. Şuraya bak. Parasıyla bir sandal bile kiralayamıyoruz ya. Demek bizim Kıvırcığın sandala ihtiyacı var. Hem de Selin Hanım bücürüne kötülük yapmak için. O zaman Tamara sana yardım edebilir. Evet. Şimdi de bir sandal oluşturalım. Evlat! Şşt! Ne var? Gel bakayım, gel. Bir dakika. Koş. Duyduğuma göre sizin sandala ihtiyacınız varmış. Evet. Yoksa siz? Ben sana sandalı veriyorum. Hadi bin git. Ay, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyisin abi. Sensin iyi. Yani
Evladım, kiraladım. Bin, bin. Hadi. Tamam, hadi binelim. Tek tek biraz daha. Hadi kızlar gelin. Hayır Kıvılcım, biz bilmiyoruz. Ne demek bilmiyoruz? Evet Kıvılcım, bu sandal devrilirse ölebiliriz. Hatta daha kötüsü boğulabiliriz bile, ay vahşet. Ay aman be, binmezseniz binmeyin. Ama okulda herkese anlatacağım bu korkaklığınızı, haberiniz olsun. Haydi haydi yavrum, git hadi al. Aman ben. Ay bir dakika oğlum. Geri git geri. Tamam gidiyorum. Nasıl çalışıyor bu? Çevir onları. Çevir evladım, çevir Kıvırcık, çevir. Ne yani Nazlı? Sen şimdi başkasının evine mi girdin? Evet. Ama orada bir hırsızlar vardı. Hırsızlar mı? Ya inanmıyorum sana Nazlı. Sonra ne oldu peki? Hırsızları bağladım. Tek başına mı? Evet. Sonra Ömer abi geldi. Bekçi. Hı hı. Sonra polisler çağırdı. Sizi buldum. Aferin Nazlı. Evdekiler duyarsa çok kızacak bize. Ya üstüne üstlük bir de adada kaldık. Şuradan bir yerden telefon edelim bari, merak etmesinler. Ah Nazlıcığım ya, ya başına bir şey gelseydi? Ya biz ne yapardık o zaman? Sen hiç bizi düşünmüyor musun? Nasıl hesap verirdik evdekilere? Asıl siz beni düşünmüyorsunuz. Çünkü siz beni sevmiyorsunuz. Nazlıcığım, o nasıl söz öyle? Biz seni hiç sevmez olur muyuz? Sevseydiniz beni de olurdunuz. Tek başıma ben evde ne yapacağım? Nazlıcığım tabii ki seviyoruz. Sadece Erdemlerle biraz vakit geçirmek istedik. Gerçi ona da Kıvılcım müsaade etmedi zaten. Ya keşke seni de alsaydık yanımıza. Ya böyle şeyler gelmezdi başına hiç olmazsa. Ya bu ada gezisi hepimiz için rezil oldu. Nazlıcığım, eğer senin başına bir şey gelseydi kendimi asla affetmezdim. Arıyorum. Çalıyor. Açmıyorlar mı? Galiba evde yoklar. Neyse ya, sonra yine ararız. Bari Selena'yı çağıralım. Yoksa bütün gün burada kalacağız. Evet. Hazır mısınız? Kızlar, ne yapıyorsunuz öyle el ele tutuşmuş? Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Nazlı arkasını dönse. Arkadaşım Nazlı mı? Şaka yapıyorsun. Bütün gün adada yalnız kaldı. Başına gelmeyen şey kalmamış. Evet, çok korkmuş, biz de eğlendirmeye çalışıyoruz. İyi o zaman biz de girelim, biz de oynayalım. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Nazlı arkasını dönse. Ama ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Bu arada siz bu elbiseleri nereden buldunuz? Kayıp eşya bürosuna verdiler. Evet vallahi, yoksa donardık. Ya ben hazır telefonda buradayken bir telefon edeyim bizimkilere, belki bir işe yarar. Çok iyi fikir. Erdem sen de onun yanında dursana. Yok ben iyiyim. Hem yanınızda kalsam daha iyi olacak. Neden işaret düşüyorsunuz? Yok bir şey. İyi tamam. Ne yapacağız? Kızlar duydum. Kıvılcım Hanım! Ne olacak? Sandal devrildi! Allah'ım sen benim geçirlerime mukayyet ol! Kıvılcım Hanım ne sandalı? Mustafa senden değil herhalde müstesna! Zaten kafam bozuk, abuk sabuk sorular sorup durma, durma! Bak Kıvılcım Hanım, ben size bir kuru havlu getireyim hemen! Dur müstesna, ben kuru havlu falan istemiyorum! Ben büyük adaya gitmek istiyorum müstesna ya! Büyük adaya mı? O da nereden çıktı? Alo Aslı ve Ekrem Aykar malikanesi, ben Müstesna, buyurun. Alo Müstesna teyze. Selin yavrum sen misin? Alo Selin neredesiniz ya? Ya Zülfikar abi biz Büyükada'dayız. Leyla ile Nazlı da yanında. Ya ne alaka Büyükada, ne ara gittiniz ya, ne yapıyorsunuz? Büyükada mı? Ya
Selin'cim niye haber vermezsin canım benim ya? Ya haber verecektik, aradık sizi ama evde kimse açmadı. Ya evi ararsan tabii cevap vermeyiz canım. Cebimi arasana, seni arabaya çıktık, dışarılardayız. Bekleyin orada, iskelenin oraya bir yere gidin. Ben vapura binip gelip alayım sizi bari. Evet evet, git al gel hadi. Hadi git al gel. Zülfikar abi hiç gelme. Lodos yüzünden bütün vapur seferleri iptal oldu. Ya nasıl olur canım? Selin dışarıda yaprak kıpırdamıyor. Ne lodosu? Allah Allah, ama burada çok acayip lodos var. E ne yapacağız peki? Ya neyse Zülfikar abi, siz bizi merak etmeyin. Zaten Ozan Nardan da yanımızda. Hava düzelirse ben ararım seni. Ya iyi tamam, tamam o zaman bekleyin. Ya o çocuklara da söyle akıllı olsunlar, bak başınızda dursunlar ha. Tamam hadi dikkat edin. Tamam tamam, merak etmeyin. Tamam tamam hadi. Ne oldu, gitmiyor musun almaya? Ya vapur seferleri iptal olmuş, lodos var orada diyor. Bekleyecekler mecbur. Nasıl yani? Lodos dinleyeceği kadar.